Burası Hatay, Antakya. Medeniyetler, kültürler başkenti, uygarlıklar diyarı, vakıf medeniyeti ve Habibi Neccar şehri Antakya'dayız. Ve Antakya'da kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Bu çekimi yapan da çok kıymetli, değerli ses sanatı, seslendirme sanatkarı Mahmut Bey. Mahmut Yıldırım Bey'in eşliğinde, rehberliğinde Antakya'da, Hatay'da gezimiz devam ediyor. Yeşilin, mavinin, üç büyük semavi dine inananların huzurla yaşadığı hoşgörü ve kardeşliğin kentidir. Amanos dağlarında yer alan eşsiz yaylaları, denizi, kumsalı ve verimli ovalarıyla yemyeşil bir doğanın, eşsiz bir kültürün başkentidir. Evet, Habibi Neccar Hazretleri'nin camii türbesi önümüzde. Müthiştir. Habibi Neccar Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın havarilerinden önemlidir. Ve Estağfirullah ve ca'e min aksal medinet racülün yesa galeya gavmi tebi'ül mürselin. Şehrin diğer başından koşarak geldi diyor. Ve havarilere iman edilmesini istiyor. Ama o kavim onu yok ediyor. Yok edince de beni bilseler ve tanısalardı diyor. Evet. Burası Antakya, Hatay. Biz vakıf medeniyetini, kültürünü, medeniyetimizi burada araştırıyoruz. Hakikaten hemen şöyle döndüğümüzde... Burası Habibi Neccar değil ama. Biliyorum. Kilise ile Çan Kulesi'nin aynı anda olduğu değil mi? Evet, bu zarafete bakın. Taşa vurulmuş bir mühür ve bir vakıf eseri, vakıf kültürü, vakıf eserimiz. Evet. Şurada da genel bir bilgisi var. Vakıf kültür varlığının özellikleri diyor. Vakıflar ve vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Çok sayıda Antakya'da, Hatay'da vakıf eseri olduğunu biliyoruz. Biz vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Ve dediğimiz gibi vakıf medeniyeti taşa vurulan bir mühür gibi, bir abide gibi duruyor. Ama buranın en önemli özelliklerinden birisi de Çan Kulesi ve minarenin yan yana olması. Şimdi Habibi Neccar caminin içerisine doğru gireceğiz. Habibi Neccar Camii yani hem İslam coğrafyası için çok önemli, hem Türkiye için çok önemli bir yer. Çünkü Anadolu'nun ilk camisi burası. Bir Hristiyan'ın isminin verildiği tek cami bizim bildiğimiz. Anadolu'daki ilk cami mi efendim? Tabii, Anadolu'daki de ilk cami. Yani bu Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri tarafından fethedilen yani coğrafya. Bu coğrafya fethedildikten sonra bu bir pagan tapınağı camiye dönüşüyor. Önce kilise, pagan tapınağından kiliseye, kiliseden de bir camiye dönüştürülüyor burası. Burası vakıf eseri, burası havarilerin metfun olduğu bir alan. Evet, girelim. Ayakkabıyla girmiyoruz. Burada Yahya Yuhanna Yunus Pavlus Hazretleri. Evet. Evet. İsa Aleyhisselam Hazretlerine inanan 12 havariden ikisi burada metfun. Evet. Doğru mu efendim? Evet, evet. Habibi Neccar Hazretleri de burada ama bir alt bir katta. Bir alt katta. Tabii şehir yaklaşık olarak 13 deprem, büyük deprem görmüş. Bunların büyük bir kısmı onun üzerinde. Dolayısıyla böyle büyük depremler gördüğü için şehir dola dola aşağıda şey olmuş yani. O zaman bu türbede, evet, ve Kur'an-ı Kerim'de, Yasin-i Şerif'te anlatılan, Allah Celle Celaluhu'nun bizzat Yasin-i Şerif'te anlattığı Habibi Neccar Hazretleri, o Beca'nin Aksel Medine'de ilk sayfada bahsedilen anlatılan hususlar bunlar. Biz burada Yahya Yunus, yani Yuhanna ve Paulus Hazretlerinin mezarları başından devlet ve milletimizin birlik beraberliği, İslam aleminin mutluluk ve huzuru, insanlar huzur, saadet ve barış, hidayetler gelsin diyor ve sizlerin adına Fatiha okuyoruz. El-Fatiha. Ve birazdan da Habibi Neccar Hazretlerinin türbesine ineceğiz burada. Cami tam anlamıyla bir vakıf medeniyeti, vakıf kültürü ve vakıflar genel müdürlüğümüzün muhtesinde Aziz Ecdat tarafından 100 yıllar önce kurulan Habibi Neccar Vakfı, külliyesi, camisi ve türbe. Birlikte ziyaret ediyoruz.
Evet, Habib-i Neccar Hazretlerinden bizzat Yüce Yaradanımız Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şerif'te bahsediyor. Ve Habib-i Neccar Hazretlerinin şu an türbesinin makamının bulunduğu yerdeyiz. Antakya'da, Hatay'dayız. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Estağfirullah. Ve ca'e min aksel medinet racülün yesâ gâle ya gavmit tebi'ul mürselin. İttebi'û men la yeselikum ecren fe'ül mühtedûn. Ve maliye de avdül lezî fitarani ve ileyhi turcavûn. Yani kavmimiz anlasalardı, onlara sahip çıksalardı ve anlamadılar, şehit ettiler bizi ve keşke bilebilselerdi, hidayete erebilselerdi diyor o Kur'an-ı Kerim'de Yasin Şerif'e. Evet, ve Habib-i Neccar Hazretlerinin vakfı, külliyesi, türbesi ve şu an gidiyoruz. Mahmut Bey, hemen dönelim değil mi efendim? Birbirimize mi dönelim? Evet, hemen dönelim. Şimdi şu anda külliyenin içerisindeyiz. Evet, külliyenin içerisindeyiz. Bu bir sütun var. Bu sütunu ben çok bilmiyorum ama sanırım bir güneş saati anlamında da kullanılmış olabilir. Ya, hakikaten çok hoş bir eserler manzumesi değil mi? Evet, şeyi gösterelim şöyle. Burada bir çeşmemiz var ki çok güzel işlemeleri olan bir çeşme. Tarihi eserleri yorumlama konusunda değerli abim siz benden çok daha... Efendim, medeniyete medeniyet diyebilmek için mimarisine bakmak gerekiyor. Mimari önemlidir ve gerçekten bir sanat harikası, şadrıvan ve suya da en güzel şekilde değer veren. Su aziz bilinir kültürümüzde. Su gibi aziz olun denir ve aziz ecdadın vakıflarını araştırdığımızda en çok su medeniyetiyle ilgili vakıflar var. Çeşmeler, seviller, selseviller, köprüler, su yolları ve sularla ilgili han ve hamamlar su medeniyeti, su kültürüdür. Ama o kadar çok diyarlar gezdim ki su medeniyetini en güzel şekilde vakıflaştırıp taşa işlenen Habib-i Neccar Külliyesi'nde gördüm. Değerli izleyenlerimiz, vakıf ve vakıf medeniyeti, vakıf şehirlerimiz vardır. Onlardan birisi de hiç şüphesiz Antakya, Hatay'dır. Ve Hatay'da, Antakya'da medeniyetimizin taşa vurduğu mimarisiyle o vakıf eserlerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Elbette Antakya, Hatay deyince Habib-i Neccar ve camisi, külliyesi ve vakıf eseri geliyor. Belgesel görüntülerle şu an Habib-i Neccar Camii, külliyesi ve vakfındayız. Birlikte izliyoruz. Hatay'da edindiğimiz bilgiye göre çok sayıda vakıf eseri var. Ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kayıtlarında 258 civarında Osmaniye ve Antakya Hatay bölgesinde vakıf eseri olduğunu biliyoruz. Ama bunların en önemlilerinden birisi hiç şüphesiz Habib-i Neccar Hazretleri Camii Vakfı Külliyesi. Ve şu an caminin içerisine gireceğiz efendim. Camilerimiz medeniyetin tam merkezindeki camiler, şehirler camiler etrafında haleleşir ve bir şehir kurulacaksa önce camisi, hamamı, kervansarayı yapılır ve özellikle caminin etrafında şehirler oluşur. Tıpkı Habib-i Neccar Camii ve Külliyesi Hatay'ın tam Antakya'nın merkezinde olduğu gibi Antakya Hatay'daki vakıf mirasımızı, vakıf medeniyetimizi araştırmaya devam ediyoruz. Hatay'da vakıf medeniyeti, vakıf kültürümüzü araştırmaya devam ediyoruz. Çok sayıda vakıf eseri var. Onlardan birisi de Nakip Camii. Ve Nakip Camii'nin en önemli hususiyeti, özelliği ise ilk resmi kütüphanenin 1890 yılında burada açılmış olması. Evet, Nakip Camii bir vakıf medeniyeti eseri ve caminin çevresinde düzenleme yapılır 1800'lü yılların sonunda. İnsanlar kitaplarını toplar ve getirir. İlk resmi halk kütüphanesi burada açılmıştır. Kolay gelsin. Hayırdır, ne yapıyorsunuz siz? Yoruldum, oturuyorum. Şöyle hadi biz de az bir oturalım bakalım. Hadi bakalım. Sallam. Hadi sallamayalım. Nereden geldiniz? Ben buralıyım. Öyle mi? Evet. Bu mahallede mi? Yok, Harbiye'den. Harbiye'den geldiniz. Oo, Harbiye güzel yer. Sular, şelaleler değil mi? Nereden geldiniz? Biz de uzaklardan geldik. İstanbul'dan ama Harbiye'yi iyi biliriz. Burası, bu dar sokaklar nasıl böyle? Bir ruh, bir
Hadi bir söyle bakalım ya. Neyi ruhunu söylüyor? Ruhumu dinlendiriyor. Burası bir vakıf şehri. Tarihi evet. Eser dar sokaklarıyla evet. Değil mi? Evet. Burayı bilmeyenler, görmeyenlere bir çağrıda bulunalım. Çağrıda bulunalım. Gelin gelip görsünler. Kapımız her zaman açık. Siz biliyor musunuz bu Nakip Camii'yi ilk resmi halk kütüphanesi olduğunu 1890'da? İlk kütüphane buraya yapılmış. Bilmiyordum, bunu bilmiyordum. Ve şimdi oraya gidiyorum. 100 metre ilerinizde yani. Ya. Hadi beraber hadi gidelim. Evet, kitap önemlidir. Kitap, geçmiş, gelecek, kitap kültürüne sahip olmak, her şeye sahip olmaktır. Ve şu anda Nakip Camii 1890 yılında Osmanlı son dönemlerinde ilk halk kütüphanesi olarak açılan yerdir. Kitapları sever misiniz? Çok severim. Şu an kendimden utandım ben. Nasıl bunu niçin bilmem? Nasıl bunu bilmem? Öyle mi? Evet. Bak işte Nakip Camii. Nakibul Eşraf önemlidir. Peygamber Efendimizin o Seyyid Şeriflerin sicillerini tutan cami. Buradan içeri mi gireceğiz? Ama açık değil herhalde. Ya. Açık kalmasını istemişti. Öyle mi? Açabilir misin? Peki efendim. Selamun aleyküm. Tanıyalım sizi. İsmim Adil Civerek. Adil Bey. Görevli misiniz? Hayır. Buranın cemaatiyim. Anahtar da yanınızda. Olabilir. Peki bizim geldiğimizi mi bildin sen? Hayır bilmedim. Evet işte devam, bu bir burayı bu vakıf medeniyetini kuranların bir kerameti. Hanımefendi Harbiyeli burada kütüphane açıldığını ilk kez duymuş oldum. Evet ilk defa duyuyorum. Hayır, şu an göreceğim. Sizden bilmiyorsun. Mahmut Bey konuşuyor. Ama biz tam buraya kapı kilitli derken pat çıkma geldiniz ya. Şimdi iyi olacak hastana yani doktor gelir derler. Müthiş. Evet şu anda biz bak. Kapı da açılmış tamam. Oldu. Minareyi gösterelim. Muhteşem bir minare. Farklı. Ahşap ve alt taş işçilik. Şöyle döndüğümüzde de dünyanın birçok bölgesinde cami belgeselleri çektik ama çok farklı bir mimariye sahip. Ahşabın, taşın, o mekanın ne kadar güzel kullanıldığı. Avluda ise neler yok ki? Narinciye. Ve barışın sembolü, Yüce Yaradan'ın ve tini ve zeytuni, zeytine yemin ettiği zeytin ağacı. Bu nedir efendim? Hurma. Meşhur. Trabzon hurması da var. Antakya'da Trabzon hurması. Ama Trabzon'da bu hurma yoktur herhalde. Var. Evet. Kit. Sizler efendim, bir tanıyalım sizi. Ben normalde öğretmenim de atanmamışım. Atanmamış bir öğretmenim. Terzilik yapıyorum. Terzilik yapıyorsun? Evet. Buraya gelip huzur buluyorsunuz. Buraya yani. Geliyorum. Şu mekan var ya insana huzur veriyor. İşte bazen çiçek falan şurayı sulayayım dedim. Derken baktım ki saat geç olmuş. Ben aynen. En son hanımefendi mesajı noktalasın. İlk defa mı girdiniz? İlk defa girdim ve hani böyle bir yer olduğunu bilmiyordum ben. Hani buranın ilk kütüphanesi var. Bunları bilmiyordum. O biraz zaman, daha buraları karıştırmak gerekiyor. O zaman bir çağrıda bulunun. Sizin yaştaki Antakyalılara, Hataylılara biraz, ne dersin? Biraz araştıralım şehrimizi. Ya bu benim için de geçerli. Şehrimiz gerçekten önemli bir şehir. Yani çok böyle eskiye dayanan bir şehir. Yani biraz araştırmak gerekiyor. Böyle şehrimizde aslında güzel gezmek şeyler gerekiyor. Var. Gezmek sadece gerekiyor. Sadece şehir değil, diğer yerlerden de diğer yerler. Evet. Diğer yerlerden de gelip görebiliriz. Evet değerli izleyenlerimiz yine Hatay'dayız, Antakya'dayız. Devralen Park ile belgesel görüntülerle sizleri Nakip Camii'nden Osmanlı döneminin ilk resmi kütüphanesinin bulunduğu kütüphanenin önünden belgesel görüntülerle Antakya Hatay'a götürüyoruz. Birlikte izliyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz şu anda çok sayıda Hatay bölgesi Antakya'da vakıf eserlerini restore etti. Son yıllarda %60, %70'e yakın vakıf eserlerinin restore edilip tamir edildiğini öğrendik. Burası da aynen bu şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş. Evet, Vakıflar Genel Müdürlüğü logosunu şöyle gösterelim. Şu anda bu değişti logo ama bu çok önemli tarihi bir logo ve 1048 yazıyor orada. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü bayrak var, cami var, fabrika var, zeytin var. Hemen neler olduğunu bir izah edersek bayrak zaten Türkiye'mizi, devletimizi temsil ediyor. 1048
Anadolu'da ilk vakıf Malazgirt Zaferi'nden yıllar önce Pasinler'de Selçuklular tarafından kuruldu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü der ki biz en eski devlet kurumuyuz. Anadolu'da kuruluş tarihimiz 1048. Fabrikaları vardı önceden vakıfların ki o fabrikalar Hereke İpek Halı, Bursa ve o halı fabrikaları çok önemli hizmet veriyordu o dönemler ve istihdama katkı sunuyordu. Devlet ve milletin kalkınmasına katkı sunuyordu. Camiler zaten Ayasofya ve Büyük Salahattin camileri zeytin yaprağı da evet Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor ama Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün zeytinlikleri var. Aziz ecdadımız birçok zeytinlik vakfetmiş. Şu anda zeytinliği ve zeytinleri de önemli şekilde koruyan ve ülke kalkınmasına katkı sunan bir teşkilatımız. Evet Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eski logosu. Son şunu söyleyeceğiz. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Başbakanlığa bağlıydı. Görüyoruz zaten eski logoda var Türkiye Cumhuriyeti. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü. Şu an Kültür Bakanlığı'na bağlı. Yeniden arzu ediyoruz ki Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz direkt Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olması gerekir diye söylüyor ve gezimizi burada devam ettiriyoruz. Dedik ya şehirlerin merkezindedir camiler ve şehir merkezi camileri merkez alarak çoğalır. Ama bu tür mimariye sahip camiler antik dönemden itibaren görüyoruz. Bunu Tarsus'ta görüyoruz, Orta Doğu'da görüyoruz. Özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki bir mimariye sahip bu şekilde taş, mihrap ve minberleri görüyoruz. 1286-87 tarihini gösteriyor. Evet Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında sefer düzenlediği zamanda buradan geçer ve burada cami, medrese, camiler, vakıflar kurulur, hamamlar yapılır. O camilerden biridir bu Nakip Camii. Nakibul Eşraf yani Allah Resulü'nün ifade ettiğimiz gibi seyitler ve şeriflerin soylarını tutan nakipler, nakip vakfı tarafından kurulmuştur. Evet, gezimizi vakıf medeniyeti araştırmamıza Hatay'da, Antakya'da devam ediyoruz. Rehberimiz de burada. Evet. Kolay gelsin hanımefendi. Aha, işte bu da bizim gastronomi, az önce gastronomi derneğinden. Merhabalar. Merhaba Bilge Hanım. Bunu sanki ayarlamış gibi insan var. Yemin ediyoruz ayarlamadık. İsmail Kahraman belgeselci. Tanıyorum sizi. Tanıyor musunuz? Tabii ki. Ciddiysiniz. Tabii ki. Mahmut takip Bey'in ediyoruz. Sesinden tanıyorsunuzdur galiba değil mi? Estağfurullah. Sizi bizzat tanıyoruz. Öyle mi efendim? Efendim şu an nedir bu kalabalık? Nereye gidiyoruz şu an? Bu kalabalık Suriyeli ve Türk öğrencilerimizin birlikte kaynaşmaları için bir proje uygulamışlar. Milli Eğitim tarafından uygulanan bir proje. Onları Hatay'ı anlatmaya çalışıyoruz. Bu sokaklarda biliyorsunuz üç dinin birleştiği yerler. Buraları aktarıyoruz. Şu anda Suriyeli mi? Suriyeliler de var, Türkler de var. Öyle mi? Tam kaynaştık. Evet. Zaten insan çok değerli değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Memleketimiz çok da kıymetli. Kıymetli memleketimizi herkesi bekliyoruz. Evet. O zaman bir iki cümleyle bu bulunduğumuz sokağa, şu grubu bahsettiniz. Neler söylersiniz? Şimdi sokağımız gördüğünüz gibi karşı tarafta bir caddemiz var. Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi Kurtuluş Caddesi. Herod Caddesi diye bilinir eskiden ve o caddenin üzerinde küçük sinagog diye bildiğimiz havramız mevcut. Burada Sarımiye Camimiz mevcut, hemen karşısındadır havranın ve Sarımiye Camisi sırtında hemen bir Katolik Kilisesini barındırır. Hemen arkasında da bakın şu sol tarafta bir hacının evi bulunmaktadır. Mekke'ye bir insanın evi bulunmaktadır. Yani burada Müslüman da gayrimüslim de ayrımı olmayan sokaklar içerisindeyiz. Burası üç dinin birleştiği bir merkezdir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de birçok diğer kitaplarda da ya eyyühen nas buyuruyor Yüce Yaradan. Kur'an-ı Kerim'de en çok hitab-ı izzet insana. İnsan merkezli. İnsan her şey değil mi? Efendim çok teşekkür ediyoruz ekibin. Rica ederim. Hoşçakalın. Bilge Hanım çok deneyimli rehberlerimizdendir Türkiye'nin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olsun. O zaman şöyle. Biz İnsanlar... vakıf medeniyetini araştırıyoruz. Hatay, Antakya vakıf şehri de demek. Vakıf medeniyeti var. Çok sayıda vakıf var. Neler söylersiniz vakıflarla? Mesela bir vakıf köyü var. Diğer dinlerden, cemaatlerden vakıflar var ve Osmanlı dönemine ait vakıf. Burada da ilk resmi kütüphaneyi gördük Nakip Camii'nde. Vakıfla ilgili, vakıf medeniyetiyle ilgili neler söylersiniz? Biliyorsunuz bir uzun çarşımız var. Orada farklı sektörlere ait sokaklar görüyorsunuz. Bir ahilik teşkilatı, zeminde bir ahilik teşkilatına ulaşıyorsunuz. Tabii ki vakıflar bizim için çok önemli. Vakıf demek zaten insanın ve
insanla beraber mimarinin birlikte yaşaması demek. O yüzden desteklemek ve bunu yüceltmek gerekiyor. İnşallah da Antakya'da bunların sonuçlarını görürüz ileride. O zaman son Devralen programı izleyicileri, madem Devralen programını izliyorsunuz, son cümleyi sizden alalım. Bakın tesadüfen Devralen programını biz Suriye'de belgesel çektik biliyorsun. Suriye belgeselimiz var. Takip ediyorduk sizleri. Değerli bilgilerinizi takip ediyorduk. Çok memnun oldum sizinle tanıştığıma. Dediğim gibi Hatay'a herkesi bekliyoruz. Burada daha çok anlatılacak şey var. O zaman burada kalsın ve Hatay'a davet ediyoruz. Belgesel görüntülerle yine Hatay'dayız, birlikteyiz. Antakya belgeseliyle karşınızdayız. Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan kapısı olması münasebetiyle de oldukça stratejik bir noktada yer almaktadır. Hatay'da farklı dinlere mensup insanlar inançlarını özgürce yaşamaktadır. Cami, kilise ve havra yan yana varlıklarını ve fonksiyonlarını sürdürerek bir hoşgörü mozaiği meydana getirmektedirler. Tatlı yit, güzel, göz ve gönül ziyafeti sunan mekanlarda yersek hem ağzımız, doğru mu efendim? Hem dilimiz, hem gözümüz, hem gönlümüz mutlu olur. Muhteşem bir yerdeyiz, Hatay'dayız. Evet, hak ettik zannediyorum tatlıyı. Dedik ya, yemek kültürünün belki başkenti Hatay, 600 çeşit yemek. Yanlış duymadınız. 600 çeşit yemek ve 60 tür ekmek çeşidi. Değerli izleyenlerimiz, durmak gerekiyor. Adamlar biberden reçel yapıyorlar, tatlı yapıyorlar, biber tatlıları var. Bu insanlar 600 değil, 1600 çeşit yemek yapar. Tatlıyı birazdan yiyeceğiz. İsmi neydi? Haytalı. Haytalı. Kaşık nasıl abi? Allah Allah. Evet. Kaşığımız da orijinal. Evet değerli izleyenlerimiz, sizler adına bu yemekleri, bu tatlıyı yiyoruz, onu ifade etmek isteriz. Çünkü buralara gelesiniz, aslında biz prensip itibariyle yediğimiz, içtiğimiz bize kalsın. Biz gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerin tarihçesini anlatıyoruz ama bunu özellikle göstermek istedik ki mutlaka 600 çeşit yemekten biri sizin için ve bir biber tatlısı, biber reçeli yersiniz burada. Biz ama onu denemedik. Güzel bir tatlı denedik. Haytalı. Hatay'dayız, Antakya'dayız. Yani geçmişin, Antakya Cumhuriyeti'nin kurulduğu binanın önünde Antakya'daki gezimiz Devralen Parkı ile devam ediyor. Heyecanlıyız. Burası Antakya, Hatay. Habibi Neccar Hazretleri'nin memleketi. Ve önemli bir yerdeyiz. Şöyle yaklaşalım. Asi Nehri'ndeyiz. Nehirler medeniyetimizi, kültürümüzü anlatır, tarihimizi söyler. Asi Nehri Lübnan'dan, Lübnan dağlarından doğar ve Suriye'yi boydan geçer. Suriye-Türkiye sınırını çizerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin nazlı nazlı aktığı Antakya'dayız. Evet, şimdi de Asi Nehri'ni geçiyoruz ve tarihimizin ihtişamlı geçmişi. Bu nehirden su akmaz sadece. Tarih akar, medeniyet akar, İslam medeniyeti, Memlüklü medeniyeti, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti, daha doğrusu Antakya Cumhuriyeti medeniyeti de akar ve Ulu Cami'ye gideceğiz. Ulu Cami Memlük döneminin önemli eserlerindendir. Memlük Sultanı Sultan Baybars tarafından yapılır ve en eski Antakya'da tarihi ve kültür mirasımızdır. Ulu Cami'ye doğru gidiyoruz şu an. Hatay'da yorgunluğumuzu unuttuk. O ihtişamlı tarihi eserler, su medeniyeti, tarihi miras, hiç şüphesiz vakıf eserleri. Arkamızda Ulu Cami. Antakya'nın, Hatay'ın en eski
köklü camilerinden birisi. Memlüklü Sultanı Sultan Baybars tarafından yapılır bir vakıf medeniyetidir, bir vakıf kültür mirasıdır. Ve Ulu Cami mimarisiyle, çeşmesi, şadrıvanı, medresesi, dükkanlarıyla büyük bir külliyedir. Ve vakıf medeniyetimizin Hatay'a, Antakya'nın merkezindeki muhteşem mühürüdür. Hatay'ı, Antakya'yı adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Evet, Hatay'dayız. Hatay deyince durmak gerekiyor. Antakya, binlerce yıllık tarih, İslam medeniyeti, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Ayrıca Hatay bir cumhuriyet de kurdu değil devlet, mi? Devlet, tabii devlet. Fakat biz öncelikle vakıf. Çünkü bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti, vakıf tarihi. Hatay'da vakıf medeniyeti çok önemli bir şahsiyet. Mehmet Hocam'la birlikteyiz. Buyurun efendim. Şimdi Hatay tarihi belirttiğiniz gibi çok zengin bir tarih. Çok eskiye dayanan bir tarih. Ama özellikle işte 900'lü yıllarda ilk defa Türklerin geldiği bir bölge. Türklerin ilk defa burayı zapt etmesi 1084 yılında Süleyman Şah tarafından Haçlıların elinden Antakya prenslerinin devamının elinden alınıyor. Ama 14 yıl sonra 1098'de Haçlı seferleri başladığında sil süpür hepsini yok ediyorlar. Yani büyük bir katliamla ele geçiriyorlar. Bu 1268 yılına kadar Antakya Haçlı Prensliği kuruluyor. 1268 yılına kadar o prenslik varlığını sürdürüyor bölgede. 1268 yılında Baybars Antakya'yı zapt ediyor. Zapt edilmesi çok zor bir şehir. Surların yer yer askerin girebileceği bölgede 20 metreye kadar yüksek ve 2-3 metre genişliğinde, kalınlığında surları var. Ama Baybars bu surları aşıyor, şehri zapt ediyor. Burada bahsetmemiz gereken başka bir şey var. Baybars Anadolu'ya kadar gittiğinde orada Orta Asya'dan beri Moğolların önünden gelmiş olan Türk kabileleri ya da aşiretleri karşısına çıkıyorlar ve diyorlar ki biz burada sıkıştık kaldık, bize yer göster. Baybars kendilerine diyor ki 40 bin çadır, kişi değil 40 bin çadır bir bölüm Kozan'dan Gazze'ye kadar olan bölgeye yerleşsin diyor, size verdim diyor. Haçlılardan boşalmış, tamamen o dönemde ilk defa bölgenin tamamı Türk hakimiyetine geçmiş oluyor. Ondan sonra gelen seyyahlardan öğrendiğimize göre ondan sonraki dönemde bu bölgede Türkçe konuşuyor ve ovalarda Türk aşiretleri, Türkmen aşiretleri yaşıyor. Bu böyle bir ortamda tabii Memlük hakimiyeti devam ediyor. Zaman geliyor, çıkar çatışmaları Osmanlı döneminde çıkar çatışmaları başlayınca Mercidabık biliyorsunuz. 1517. Evet, 1516 Mercidabık'ta Osmanlı hakimiyetine giriyor bölge. Ondan sonra ama Türk hakimiyetinden Türk hakimiyetine geçmiş oluyor. Önemli bir değişiklik yok. O dönemden kurulmuş vakıflar var. Benim hatırımda kaldığı kadarıyla Sultan Gori Vakfı var. Ben onun vakfiyesini incelemiştim. Ta o zamandan sene kaç efendim? Hangi? Şeyin tam hatırlamıyorum ama Memlük döneminde 1300'lü yıllarda olması lazım Sultan Gori Vakfı. O vakıf şu anda halen hayatta diyebiliyorum ben. İncelediğime göre Reyhanlı bölgesine kadar içine alan, Cesri Çuğur bölgesinden Reyhanlı'ya kadar olan bölgeyi içine alan bir vakıftı. Daha sonra kurulan vakıflardan, şimdi ismini hatırlamıyorum, kurulan bir vakıf o şeyin alanın bir kısmını da içine alıyor. Şimdi gelelim şehrin içine gelelim. Bu dediğim gibi güneyde Reyhanlı bölgesinden aşağıya doğru uzanan bir şey. Şimdi rahmetli Halit Sahiloğlu'nun belirttiğine göre burada Osmanlıların
hakimiyetine geçtiğinde bir takım hanlar var, yapılar var. Bunlardan kendisinin tahminine göre 5 tane hamam Memlük döneminden şehir merkezinde kalmış olması muhtemel diyordu. Vakıf. Hatta bugün onlardan birisi benim hatırladığım Kurtuluş Caddesi'nde Beyseri Hamamı. Bir diğeri sanıyorum Sinan Paşa Vakfı daha sonraki bölgede Ulu Cami'nin yanında. Ulu Cami yine aynı dönemde yapılmıştır. Ulu Cami hangi vakıf? Memlük Ulu Cami'nin o dönemden evet. O dönemden kalan Memlük vakıflardan tabii. Evet. O dönemden kalan Ulu Cami'nin hemen yanında biz hocam apar topar geldik. Çok sağ olun. Bunları bile bilmedim. Hayır, Osmanlı döneminde Sinan Paşa Vakfı olmuş. O şeyin karşısındaki Ulu Cami'nin yanındaki o ara sokaktaki hamamın adını söyleyeyim. Meşhur. Cindi Hamamı. Evet. Askerlerin yıkanmasına mahsus olduğunu söyledi. Cindi Hamamı. Yavuz Sultan Selim'in ilk seferlerinin sırası bunları. Memlük döneminden gelme. Ve daha sonra dediğim gibi Osmanlı dönemine geçince Sinan Çok Paşa Vakfı olmuş. Hele vakıfların var. Şahı bu Bayas'taki vakıfta. Bakın şimdi Habib Neccar'ın kendi vakfı var. Ulu Cami'nin kendi vakfı var. Ulu Cami'nin yanında siz Payas'a gitmeden önce buraya bakalım. Sokollu Mehmet Paşa Payas'taki külliyeyi yaptırmaya başladığında ki orada Sarı Selim Camisi derler. Onun ilgisi yok. Zamanı onun zamanı olduğu için söylüyorlar. Sokollu Mehmet Paşa bizzat kendi servetinden yaptırmıştır külliyeyi. Çok büyük adam Sokollu. Evet. Aynı anda burada nedense hiç gündeme gelmemiş. Sokollu Mehmet Paşa'nın burada Ulu Cami'nin hemen yanında bedesten vardır. Muazzam bir eser. Bugün yarısını işgal yine etmişler. Sokollu Paşa Vakfı. Evet. Hatta o yapıldığında Ulu Cami'nin etrafta vakıf dükkanları varmış gelir getiren. Ulu Cami'nin şeyleri isyan etmişler idarecileri, vakıf idarecileri. Bu bedesten açıldı. Bizim şeylerimizin, kiracılarımız oraya gidiyor. Gelirimiz kalmadı diye şikayette bulunmuşlar. Gerçekten bedesten, resmini gösteririm birazdan ben size. Şahane bir yapıymış. Aynı şekilde, aynı dönemde çarşının içinde, uzun çarşının hemen bir tarafı uzun çarşıya açılıyor. Sokollu Mehmet Paşa bir han yaptırıyor. Aynı dönemde. Yani bedestenle şey aynı dönemde yapılmış. O han şimdi başka bir isimle işletiliyor. Biz müdahale etmiştik vaktiyle bu genelsizliğe. Ya vefasızlık değil efendim. Yani ne kadar acı. İlgisizlik, kaygısızlık. Sokullu'yu Niğde'de gördüm. Müthiş bir bedesten yapıyor. Yine o Karamanoğulları Sungur Bey Camisi'ne vakfediyor. Dirina Köprüsü'nü gördüm İvan I için. Muazzam 15. bir şey tabii. Muhteşem bir eser. Tabii. Ya bu adamlar hep hayatını vakıflarla tabii. kurmuşlar, yaşatmışlar. Biz o vakıfları anlamaktan, anlatmaktan aciziz. Size... Bugün vakfiyeleri onların geçerli ama 1850'li yıllarda elden çıkarılmış bunlar. O han da şeyde şahıslara satılmış. 1850. 50'li yıllar, 52-53. Osmanlı döneminde bunları sabunhane yapmışlar. Hem o hanı hem bedesteni sabunhane yapmışlar. Yani daha yakın yıllara kadar burası sabunhane olarak kullanılıyordu. Hocam şeyden de vaktiniz çok dar biliyoruz. Bu kadar önemli vakıf medeniyeti, bu şehirler, çalışmalar, özellikle o Sokullu Kervansaray başlı başına bir destan. Tabii. Bayas'taki. Şimdi Belen'deki şey de aynı şekilde. Kervansaray ve cami Kanuni Sultan Süleyman'ın onun vakfıdır. Kanuni vakfı. Evet. Tabii. Hicaz yolu üzerinde olması. Tabii. Tabii zaten o orası yapıldıktan sonra o yol yürürlüğe giriyor. Eskiden daha işlek Amik Ovası'na geçen körfezden bir yol varken Kanuni o seferinde bakıyor ki oradan geçiş çok zor. Orada o yapıları yaptırıyor ve dışarıdan nüfus getirtirip yerleştiriyor. Derbent olarak orası yürürlüğe giriyor. Çalışıyor. Vergiden muaf. Belli bir mesafe. Belen bölgesi. Tabii, Belen, çok tabii, kıymetli tabii. Belen'de. Tabii. Hocam şöyle toparlayacak olursanız ilgili yetkililere, kamuoyuna biz o camilere girip çıkıyoruz. Hamama, kervansaraya, köprülerden geçiyoruz. Muhteşem bir vakıf mirası ama
o vakfı kuran insanları, ismini bile bilemiyoruz. Çok görüyoruz, tanımıyoruz, ilgisiz. Bir de vakıf yerlerine 1850 dediniz, hep tecavüz edilmeye kalkılmış, el konmaya. Tabii. Ve o yüzden de iki yakamız bir araya gelmiyor. Vakıf bilinci noktasında neler söylersiniz diyenler? Şimdi gerek vakıf, gerek tarihi eserler konusunda. Siz hatırlıyor musunuz? Ben öğrenciliğim boyunca hiç bize ne vakıf eserlerden bahsettiler, ne tarihi eserlerin korunması gereğinden bahsetti. Hiç bahsedilmedi. Biz bunları daha sonraki yıllarda öğrendik, inceledikçe, gördükçe. Bence programlarımıza alınmalı. Daha küçük sınıflardan itibaren, ta üniversiteye kadar, ileride branşlaşma da oluyor tabii. Bunların gerek tüm tarihi eserlerin gerekse özel bir yapısı olan, yani insanlığa hizmet için bırakılmış olan o yapıların korunması ve yaşatılması gerektiği bilincinin daha çocuklarda okulda verilmesi. Okulda ders verilmeli. Ders olarak bunun verilmesi lazım. Yoksa o şuuru siz yaşatamazsınız. Hocam, yaşatamazsınız. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosunda cami, bayrak vesaire var. Müthiş bir şey. Hereke ipek halısı bir vakıf eseri. Evet. Geçmişe baktığımızda halıhaneler, fabrikalar 1048 şeyini taşıyor. Evet. Bugün başbakan, geçmişte başbakanlığa bağlı olan vakıflar bugün Kültür Bakanlığı'na bağlı, inşallah Cumhurbaşkanlığı'na kısa sürede bağlı olur. Biz size işte o vakıf eseri olan bir zamanlar meşhur dünya markası olan Hereke İpek Halılarının dokunduğu 1850'lerde vakıf eseri olan Hereke İpek Halıları ile ilgili bir kitabı hediye edelim efendim. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada camiler, vakıf eseri olan özellikle camilerde geçmişte çok şeyler vardı. Bu kilimler, halılar hediye edilmiş 150 yıllık. Bunlar restorasyonlar sırasında kayboldu gitti. Aynı zamanda oralar o tarihi hazinenin zapt edildiği yerlerdi. Yani hürmeten oraya bağışlanan pek çok şey. Zaman içinde yerine yeni kilim alınarak, yeni halı alınarak, fabrika halısı alınarak onlar elden çıkarılmış ve kimin müzesinde şimdi ya da kimin şeyinde kaybolup bilmiyorum. Gitti o vakıf mallarımız. Bu hassasiyet gösterilmedi. Bilinç, vakıf bilinç. Evet. Evet. Mehmet Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa zaman dilimi içerisinde çok güzel bilgiler verdi. Biz sizlere Hatay'dan, vakıf şehrinden, vakıf medeniyetimizin ihtişamlı geçmişi Hatay'dan Mehmet Hocam'la sohbetlerimize devam ederken vakıf medeniyeti belgeselini sizlerle paylaşıyor. Vakıf medeniyeti belgeseliyle karşınızdayız. Su medeniyet, su kültür, su hayatın ta kendisi. Su görünce hep heyecanlanırız değil mi Mahmut Bey? Burası müthiş bir göl. Farklı bir yer. Neredeyiz efendim? Şu an Hatay'ın Kırıkan ilçesine bağlı Gölbaşı mahallesindeyiz. Mahalle diyoruz artık. Daha doğrusu burası Adalar Mahallesi. Gölbaşı eskiden tek mahalleymiş. Yani, ayrılıyor. Burası Amik Ovası, Amik Gölü'nün başı. Su kaynaklarında mıyız? Evet, su kaynaklarındayız. Burası Amik Gölü'nün başladığı nokta aslında. Yani Amik Ovası'nı bugün kurutup Amik Gölü'nü kurutup ova yaptılar. Ama Amik Gölü'nün ama hala burada yaşıyor aslında. Evet. Amik Gölü deyince durmak gerekiyor. Ve Amik Ovası, Amik Gölü çok önemli. Dinler tarihinde çok önemli. Özellikle Yahudi inancında çok önemli. İslam inancında da burasının önemli olduğunu biliyoruz ve 3. Dünya Savaşı'nın Hazreti İsa Aleyhisselam'la Deccal'ın ordusunun burada savaşacağı, hatta Yahudilerin burada savaşılacağı, Armageddon Savaşı, Melhame-i Kübra böyle yani anlatılıyor. Rivayetler var. Evet, hakikaten önemli. Armageddon Savaşı, 3. Dünya Savaşı dediğimiz o savaşlar ve zaten bir anlamda belki 3. Dünya Savaşı bir yerde devam ediyor ama 70 bin Yahudinin burada da savaşılıp işte her ağaç, her taş benim arkamda bir, böyle de bir rivayetler var değil mi Mahmut Bey? Tabii o işin yani tarihsel, anlatılır tarafı. Tarihsel tevatür kısmı, orasını bilmiyoruz. Yani gerçek buranın biraz siz, yani mutlaka birçok şeyler söyleniyor. Yahudi kaynaklarına baktığımızda da burayla ilgili bazı bilgiler veriliyor. İşte İslam kaynaklarında önemli bilgiler var ama bir gerçek var ki şu anda biz o gölün başındayız, gölün kaynağındayız. Evet. Efendim. Burası bereketli topraklar olduğu için değerli İsmail abi, birçok insanın bu bölgeye sahip olma isteği var. Yani birçok kültürün, birçok medeniyetin bu bölgeye sahip olma isteği var. Zaten hemen Reyhanlı'nın
Orada da yani Demirköprü dediğimiz bölgede de Atçana höyükleri var. Yani bu bölgede de birçok medeniyet yer almış. Ondan sonra burada yani buğdayı sakladığı, koruduğu rivayet edilen Şüpheli Luma'nın heykeli bulundu. Yani muhtemelen İskenderun taraflarında bulundu ama şu an tam hakim değilim. Yanlış da söylüyor olabilirim. Ama buğdayı depoladığı söylenen önemli bir tarihsel figür. Yani bir burası tabii tabii bu Reyhanlı'dan bu tarafa gelen bölgede Şüpheli Luma'nın da olduğunu söyledi. Şimdi şunu da baktığımızda tabii Amigovası, Armagedon Savaşı, Melhame-i Kübra, İsa Aleyhisselam'ın işte Deccal ordusuyla burada savaşacak olması, İslam kaynaklarında işte Müslümanlarla Yahudiler arasında. Hatta bir ara Kutsal Kase'nin bile Hatay topraklarında olduğu ile ilgili bir şey yaymışlardı. Reklam olsun diye ama tabii onun gerçekliğini bilemeyiz. Önemli. Medeniyetler, uygarlıklar hep su başlarında, suyun olduğu yerlerde ama gerçekten müthiş. Şu anda güneş yavaş yavaş batıyor. Dağların ismi? Amanos Dağı, bu karşı bölge Amanoslar. Amanoslar gayet bakir aslında bir bölge. Yani su kaynaklarının da olduğu bölgeler buralar. Burada şu çanakta bu çanakta İsmail abi, bu çanakta su birikiyor. Şuralarda hep kaynaklar var. Temiz su kaynakları var. Bu temiz su kaynaklarından akan sular şu gördüğünüz çanakta birikiyor ve bu sular daha sonra tarımsal sulamada kullanılıyor. Aslında tarımsal sulamada bunun kullanılması yasak ama bir şekilde vatandaş yani su bulamayınca mecburen bu şu an ulusal koruma altındaki sulak alan burası. Milli Park. Tabii. Ulusal öneme sahip sulak alan burası. Şöyle biz çıkalım Mahmut Bey, şöyle şuraya da çıkabiliyoruz değil mi? Evet. Evet, heyecanlıyız değerli izleyenlerimiz. Amigovası'ndayız. Amik Gölü'nün bulunduğu yerdeyiz. Amigovası'nı suluyordu bu göl ve biz şöyle bir tırmanalım. Evet, şöyle yaklaşıyoruz. Evet, bir taraftan da sallanıyor değil mi? Şöyle yaklaşalım. Evet Mahmut Bey, sizi alıyoruz. İş adamı abimizin öyle mi? Rami Vardır'ın yaptırmış olduğu bir şey. Kayık bildiğim kadarıyla. Tabii. Gezebiliyor muyuz? Tabii böyle? Normalde bununla geziliyor. Bunun teknesi de var. Yani daha çok böyle yani bir yardım kuruluşunun yani ama yani o yardım kuruluş çatısı altında yaptırılan bir şey. Kendilerinin yönettiği. Ama tabii buraya devlet büyükleri geldiği zaman bazen bu kayıkla turlayabiliyoruz. Evet. Şey olduğunda bu şu anda teknemizin motoru yok. Motorla beraber gezilebiliyor. Yaklaşırsak kameraman arkadaşımız göstersin. O çiçekler var orada. Tabii orada ne çiçekleri var? Nilüfer çiçekleri var. Sarı renkleri var. Diğer kıyıda da başka çeşitli nilüfer çiçekleri var. Zannediyorum dut ağacı. Dut ağacı, evet. Hakikaten bereketli, bakir. Değerli izleyenlerimiz, maalesef suların, suyun kıymetini bilmiyoruz. Aslında su fakiri dünyamız. Şöyle kameraman arkadaşımız hem göstersin şu muhteşem manzarayı. Şöyle yaklaşır kameraman. Bu göl Amigovası'nı suluyordu ve Amik Gölü'ydü. Daha sonra göl kurutulur maalesef. Karar alınır. Gölün suyu Asi Nehri'ne aktarılır. Afrin Çayı Asi Gölü'yle maalesef o güzelim su Karadeniz'e gider. Tarıma açılır. Aslında burada bir fauna, yaban hayatı, kuşların geçiş güzergahı var idi ama bugün o güzergah yok değil mi efendim? Karadeniz'de olduğunu için hemen Karadeniz'de aklınıza geldi ama Akdeniz'e dökülür. Karadeniz mi dedim? Evet. Yani ordulu olunca, ordu mu Giresun mu siz? Giresun olunca. Ama bizim için burnunuzda her yer Anadolu. Tabii, burnunuzda titiyor tabii. Müthiş bir güzellik. Değerli izleyenlerimiz bakın şu muhteşem manzaraya. Değerli abim, göçmen kuşların seyahat ettiği bölge ve dinlenme alanı burası. Burada göçmen kuşlar sazlıkların arasında geçip yuva yapıyorlar ya da işte dinlenme alanı olarak kullanıyorlar. Çok verimli bir göl burası. Birçok balık türü burada yaşar. Faunası çok. Yani şimdi sarı benli var, sazan var, çupra var, yılan balığı var, karabalık var. Tabii bunlar dönem dönem çıkar.
Fakat işte tabii yani şunu da altını çizmemiz gerekiyor. Belli dönemlerde özellikle jeneratörle avcılık yapan kaçak avcılar var burada. O jeneratörle avcılık yapıldığı için birçok balık türünün soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Yani özellikle eskiden çok fazla yılan balığı vardı. Çok az sayıda yılan balığı var. Sarı benli ciddi oranda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Birkaç balık bir çağrıda da bulunalım. Evet. Burayı korumak gerekiyor. Evet. Ve maalesef gölü kurutmuşuz. Tabii o günkü devlet yöneticilerimiz ne amaçla bu yapıldı? Keşke muhafaza edilse. Isıtmadan dolayı, insanların şikayetlerinden dolayı, yansıtma mikrobu çok fazla olmasın bölgede diye vatandaşın şikayetlerini artık kayıtsız kalamıyor o zamanki irade ve mecburen kurutmak zorunda kalıyor. Kuruttuktan sonra tabii asiyi taradı der babam. Yani asiyi taramışlar. Yani o bayağı bir derinleştirince buradaki su, yani bütün göldeki su oraya doğru akıyor, oradan da denize akıyor. Aslında çok verimli bir suyumuz. Temiz su kaynağı, yani tatlı su kaynağı sürekli asiye doğru akıyor. Ve size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Buraya normalde kanallar aracılığıyla Cebeli Tarık Boğazı'ndan yılan balıkları geliyor. Ne diyorsunuz? Cebeli Tarık yılan balıkları tabii oradan buraya gelir. Orada şey yapar, orada yumurtlar, burada beslenmeye gelir. Yani bu bilim adamlarının ispatlarıyla ortadadır yani. Ki burada birçok balık türü vardır. Yılan balığı öyle kolay avlanabilen bir balık türü değildir. O yüzden pek yani gözle göremeyiz ama diğer küçük balıkları, hani sarı benli, çupra, tatlı su çuprası vesaire yer yer burada yani oturduğumuzda görebiliriz. Şu anda güneş batıyor. Evet. Amik Ovası'ndan, Amik Gölü'nden bir güneş daha batıyor. Aslında Hatay, Antakya muhteşem bir medeniyet. Binlerce yıllık bir geçmiş, binlerce yıllık bir tarih. Kutsal kitaplarda adından söz edilen, Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin-i Şerif'te bahsedilen Habib-i Neccar'ın diyarı Antakya, Hatay. Ve Osmanlı, Selçuklu ve diğer medeniyetlerde önemli izler bırakan Hatay Amik Ovası. Evet, biz tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Belgeselimizin kurumsal seslendiricisi Mahmut Bey bize rehberlik yaptı. Birlikte çok önemli, çok özel bir belgesel çektik Mahmut Bey. Çok gurur duydum, zevk duydum değerli İsmail abim. Buraya bizim misafirimiz olmaya geldiğiniz için. Bu güzel coğrafyayı da beraber adımlamak, beraber... Yani tarihe noterlik etmek diyorsunuz ya, sizin tabirinizi çalalım. Hakikaten bizim için önemliydi. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, hoş bulduk diyoruz. Şimdi değerli abim, arkamızdaki gölde, yani Gölbaşı Gölü'nde iki tane ada var. Biri küçük ada, biri büyük ada. Yani büyük adada da bir tane aile yaşıyor sadece. Daha doğrusu bir nenemiz yaşıyor. Ve onunla beraber onun kızı yaşıyor. Bir nene, bir kız, yani anne kız diyelim biz onunla ne diyoruz. Şimdi orada hayvanlarıyla beraber tek başına kendi adasında yaşayan bir annemiz var yani. Ya nasıl peki buradan bağlantı? Vallahi buradan nasıl bağlantı? Kayıklarla, yani bir şey lazım olduğu zaman kayıkla götürüp getiriyor. Tam burada, bir doğal hayat. Tabii buradan bağırdığı zaman işte Mahmut abilerin halası oluyor yanılmıyorsam. Buradan oraya bir şeyler gidiyor, oradan buraya bir şeyler geliyor. İnekler var ve ineklerle geçiniyorlar bildiğim kadarıyla. Son derece doğal bir hayatları var. Yani adası olan bir teyzemiz var orada. Yani biz şimdi değerli izleyenlerimiz çok tevazulu. Ve Mahmut Bey'in burada bir ortak arkadaşıyla harika bir balık restoranı var. Evet. Ben programlarda hiçbir tarafın öyle özellikle yemek reklamı yapmak istemem ama Hatay'a gelirseniz sadece 40-45 kilometre burası, mutlaka gelin o balık restoranında. Değil mi Mahmut Bey? Kusura bakma yani izinsiz yaptım ama şu muhteşem manzarayı izleyerek hangi balıkları pişiriyorsunuz burada? Vallahi şimdi burada sarı benli, sazan, çupra, yılan balığı olduğu dönemlerde bulabildiğimizde yılan balığı, karabalık yapıyoruz. Yani yapıyor daha doğrusu ben Mahmut abi. Ben bir şey daha öğrendim. Evet. Müthiş sesin nereden geldiğini. Hakikaten kurumsal sesimizi soruyorlardı. Ya müthiş bir ses bu, nasıl? Güzelim manzaranın olduğu yerde balıkla yerseniz estağfurullah. Estağfurullah abi, ben burada bir belgesel çekimi yapmaya geldiğimde bu bölgeye aşık oldum. Sağ olsun Mahmut abimiz de böyle çok aç olduğumuz bir dönemde bizi, burası insan muhteşem bir insan. Yani illaki sofrasını size açar. Ya biz çok da acıkmıştık. Yani
Şimdi biz utanıyoruz söylemeye, yani bakkal makkal arıyoruz ama biz çay içecek bir yer var mı falan derken de bir dakika ya. Biz burada yemek yemeden adamı göndermeyiz dedi Mahmut abi, öyle sağ olsun. O gün burada bir çupra yedik. İyi iş, o iyi iş. O çupradan sonra restoran ama muhteşem bir restoran. Evet, reklamını Mahmut yapıyoruz. Abi, Mahmut abi çok güzel bir yer yaptı buraya. Hataylılar, Hatay'a gelenler kesinlikle bu manzarayı buradan yetişen balı geçtiğinde yemek istiyorsanız hemen bakın gösterelim. Nasıl ulaşabilirler? Buranın adresi nasıl efendim? Kırıkan Adalar Köyü. Bak şimdi Muhittin amca köyün en yaşlılarından birinin yanına gidelim. Allah sağ olsun, çok değerli bir abimiz. Yani bizi dövmeye falan gelmiyor yok, değil mi? Kürekles, izinsiz. O bizim canımız yerimiz. Evet, evet. Anadolu insanı, güzel insanlar. Burada bak, gördün mü ya seni evine misafir edecek ya oturup beraber bir bardak çay içecek. Yani buranın insanı böyle tatlı, sempatik insanlardır. Muhittin abi de onlardan biridir. Selamun aleyküm Muhittin Bey. Kaç yaş efendim? 71. Seni evet, ben bahçede gördüm orada. Ne yapıyordun orada? Ne zaman gördün? Çalışıyordum orada. Çalışıyordum orada. Zeytinim var, onun etrafını taşıyordum. Öyle mi? Evet. Ve buradan evet, yetkililere evet, çağrıda bulunuyoruz. Evet, bak yetkili, mahsul ekme dikme dönemi değerli izleyenlerimiz. Abi, bakın. Bakın. Olur mu ya? Elimizi kolumuzu bağlamışlar. Bankadan kredi çekeceğiz, çekemiyoruz. Tarlamızı icara vereceğiz, veremiyoruz. Çünkü suyu yok, veremiyoruz. Ne ekip dikiyorsunuz burada? Pamuk. Öyle mi? Evet. O zaman sen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulun. Hadi mikrofon senin efendim. Devlet adamı. Sayın Cumhurbaşkanım, bu sözü sana söylüyorum. Bizim elimizi kolumuzu bağladılar. Bütün tarlalarımıza hiciz koyuklar. Elektrikten dolayı. Elektrik o zaman çiftçi ne durumda olduğunu siz biliyordunuz. Şimdi biraz çiftçinin yüzü güldü ama bizim elektrikler kesilmiş. Ne zamandan beri kesildi? İki seneden beri kesik. İki seneden beri kesilmiş. O zaman şöyle bir çağrıda da ben de bulunayım. Hatay Valimize, Enerji Bakanımıza, bu insanlara sahip çıkmak gerekiyor. Ekilmedik yer, dikilmedik tarla kalmasın deniyor ya. Evet, bu insanlara gerekirse imkanlar sağlanmalı. Elektrik hiç alınmamalı. Ve köyde insanlar yaşamalı. Köy hayatı önemli. Eğer köy hayatı biterse her şey biter. Bu elektrikler verilsin istiyorum. Tarla satacağız dedik. Bayağı çünkü onu da satamıyoruz. Tarlayı satma. Mecburuz. Niye? Bir şeyimiz yok. Yani o da satılmıyor. Miras malı olduğu için bölümde satılmaz. Yaş kaç efendim? Yaş 71. Burada mı doğdunuz? Burada doğdum, burada öleceğim. Gitmeyeceksin başka tarafa. Başka bir tarafa gitmeyeceksin. Elektrik verseler de gitmeyeceksin. Verseler de gitmeyeceğim. Vermeseler de gitmeyeceğim. O zaman şöyle yapalım. Bu gölün geçmişi nasıldı? Buralar nasıldı? Şöyle bir gel, şöyle de bir gel hadi. Bu gölün geçmişi çok güzel bir geçmiş. Şöyle ya, gel bakalım, anlat bana. Eskiden balık, buralar balık şeyle, balık doluydu. Bu gölün içi balık doluydu. Bütün 300-400 alanlık şu adada oturuyordu. Bütün balıktan geçiniyorlardı. Şöyle gel, şöyle. Balığı da. Evet. Bu Abı Gölü'nü kuruttular. Bu balıklar hepsi öldü gitti. Bizim gölümüz böyle boşta kaldı. Abi Gölü kalsaydı bizim de hayatımız daha başka olurdu. İşte böyle tabiata müdahale etmemek gerekiyor. Ve tabiatı korumak gerekiyor. Çevreyi korumak gerekiyor. Ve özellikle köy hayatını diri tutmak, yaşatmak gerekiyor. Biz Amik Gölü'nün kaynağında, Amik Ovası'nda, Hatay'da tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Peki olsun, bir türküyle bizi uğurlayın. Ya vardır ufak vallahi, ufak vallahi, bir türkü var. Vallahi hiç bilmem. Hadi, hadi Allah, siz biliyor Allah musunuz? Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de mi burada doğdunuz? Evet. Nasıl bu göl, buradaki hayat nasıldı? Valla bu eskiden, eskiye göre burası çok şimdi değişti. Eskiden, İyi mi oldu, kötü mü oldu? Daha kötü oldu. Niye? Eskiden neydi? Eskiden çok balığı vardı. Şimdi balık hiç tükendi. Hangi balıklar vardı? Kara balık vardı, sarı benli vardı, sazan vardı. Şimdilik onlar da yok. Onlar şimdi yok. Evet. Hadi bizi bir türküyle uğurlayın. Burada vallahi sorunları dile getir. Sen ne yapıyorsun? Evet değerli izleyenlerimiz. Göl, hayat, tabiat. Ve korumak gerekiyor. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapmak gerekiyor. Biz Amik Ovası'ndayız, Hatay'dayız, Asi Nehri bölgesindeyiz ama en önemlisi de Amik Gölü'nün kaynağındayız. Evet, belgesel görüntülerimiz var. Mahmut Yıldırım arkadaşımızın çektiği o muhteşem Amik Gölü'nün drone görüntüleri, güzelim belgesel görüntüleri var değil mi efendim? Tabii, tabii. O zaman drone görüntüleri, belgesel görüntüleriyle sizleri Amik Gölü'nün kaynağına götürüyoruz. Biz Amik Gölü'nden buradan çıkan hangi balığı yiyeceğiz efendim?
Sarıbenli yiyeceğiz. Sarıbenli abi, yiyeceğiz. Sarıbenli onu özel da göstereceğiz. Hemen buralara gelince. Her yerde yok mu? Öyle değil. Tabii tabii. Bu buraya has bir balık. Öyle mi? Peki. Tabii sarıbenli yiyeceğiz. Efendim. Şimdi o balık ziyafetimizden de gösterelim ki gelin buraya. Zarar etmesin bu insanlar. Bak reklam. Evet. Hakikaten. Teşekkür ediyoruz. Bizim olsun demiyoruz. Bugün çok yorulduk ama çok önemli bir sanatkarımız buraya kültür hizmeti olsun diye bu çalışmayı yapmışlar. Mahmut Beyciğim, burada harika balıklar var. Evet. Nedir efendim? Bunun ustası burada. Sarıbenli'nin evet, ustası efendim. Mahmut abi. Ben bir taraftan yiyeyim bunları. Bu göle has olan bir sarıbenli. Bu balık hiçbir yerde bulunmuyor. Sadece Urfa'da var. Balılı gölde. Aynı ırktan, aynı. Evet, aynı balık. Sarıbenli diye bir balık. Özel bir balık. Özel bir balık. Bu sadece burada da yetişiyor. Hangi burada? Şu bunların hepsi şimdi siz çukura yiyorsunuz. Birazdan sarıbenli yiyeceksiniz. İsterseniz onun da bir tadına bakın. Onu da onunla ilgili bir yorumunuzu alalım. Ya bu çukura bizim çukura mı yani? Bildiğimiz çukura. Tatlı su çukurası. Allah Allah. Evet. Buraya özel bu da. Buraya özel. Tatlı su çukurası. Bu yetişiyor. Bütün tatlı sularımıza yetişiyor. Bu arada. Ama bu sarıbenli sadece burada yetişiyor. Bir bakalım. Bakalım. Hadi bakalım. Allah. Buraya bağlı olan yerlerde de var. Bunu kızgın yağda pişirdi. Hayır. Bunun biz çok çeşitli yapıyoruz. Bunun bulamasını yapıyoruz. Bunun acılı biberlisini yapıyoruz. Tepsisini yapıyoruz. Allah Allah. Tepsi kebabınızı biliyorduk ama balıklarınızı da ilk defa tatmış oluyoruz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bunlar anlatılmaz yaşanır. Mahmut Bey ve ortağının. O da Mahmut abi. Öyle mi? Tabii. O Mahmut Açık'tan Mahmut Yıldırım. Gerçekten o sesinin güzelliğiyle sizi dünyayı gezdiren Mahmut Yıldırım Bey'in ve ortağı Mahmut Bey'in açtığı bu restoranda şu muhteşem göl manzarasına bakarak bir balık yemek bir ömre bedel diyoruz. Yine sizleri Mahmut Bey'in gölde çektiği görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Biz yemeğimize devam edelim. Değil mi? Yemek güzel. Bir başka Devralem programında buluşmak üzere. Amit Gölü'nün kaynağından Amig Ovası'na hayat veren, Hatay'a hayat veren o muhteşem gölün kaynağından bir başka Devralem programında buluşmak üzere Allah'a ısmarladık derken sizleri Mahmut Yıldırım Bey ile Hatay'da çektiğimiz belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Müzik